Bu konuda şunu ifade etmek istiyorum. Yani bize başına itibaren Sayın Öcalan'ın işte hukuki sürecine katılan insanlarız. Yani kendisinin avukatlığını yürüttük. Bugün de yürüten onlarca arkadaşımız da var. Aslında bizim de karşılaştığımız en temel sorulardan bir tanesi bu oluyor. Yani hukuksal açıdan siz tecidi nereye koyuyorsunuz? Şimdi bir bütün olarak aslında 99'dan günümüze kadarki tüm süreci ele aldığımda aslında belki bu meselenin en az hesapta olan kısmı işin hukuk kısmı. Yani Sayın Öcalan'ın işte uluslararası bir komployla kaçırılması kendisi zaten hukuksuzluk. Bir komplonun bir parçası ve sonucu olarak kurulan İmralı sistemi Sayın Öcalan'a özel olarak inşa edilmiş bu sistemin kendisi baştan beri hukuksuz. Yani zaten İmralı'nın tercih edilmesi bir tecrit adası olarak düşünüldüğü için bu ada tercih edilmiştir. Dolayısıyla yani baştan itibaren yani hukuk dışında kurgulanmış, Türkiye'deki en geri hukukun bile işlemediği bir alan olarak İmralı tarif edildi. Yani sistem baştan itibaren hukuk dışarıda bırakılarak kuruldu. O yüzden biz yani hukuktan arındırılmış bir ada olarak da İmralı'yı tarif ediyoruz. Şimdi bu olgu yani baştan beri hukuksuz bir zemin üzerine kurulmuş bu İmralı sistemi yani günümüze kadar tabii artarak, yoğunlaşarak, daha da derinleşerek geldi. Yani geçmişte de zaman zaman Sayın Öcalan'ın avukat aile görüşünün kısıtlandığı, engellendiği dönemler oldu. Aylar süren dönemler de oldu. Ama bu son 34 ay aslında kendi bir bütün olarak İmralı sistemi içerisinde daha özel bir bölümü kaplıyor. Yani bugüne kadar aslında İmralı tecrit sistemi içerisinde gelinen en kötü, en olumsuz, en karanlık noktanın bugün olduğunu söyleyebiliriz. Yani zaten İmralı sistemin mantığında o var. Yani baştan itibaren giderek kötüleşen bir sistem olarak inşa edildi. Dolayısıyla en kötü dönemini yaşıyoruz. Yani Sayın Öcalan'ın orada olup olmadığını, onun ve arkadaşlarının İmralı'da ise nasıl bir durumda olduğunu, sağlık durumunun ne olduğunu, yaşam koşullarının ne olduğunu, yani kendilerine dair en küçük bir haber alamadığımız bir dönemi yaşıyoruz. Bu son derece yani İmralı sistemi içerisinde gelinmiş en olumsuz, en kötü sürecin içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Yani biz buna karşı elbette hukuk mücadelesi veriyoruz ama yani bu 34 aylık haber alamama durumunun hukukla izah edilebilecek bir durumu yok. Zaten kendileri de yani çok böylesi bir zahmete de girmiyorlar. Yani meseleyi hukukla izah etme zahmetine girmiyorlar. Metazori bir yaklaşım var. AKP-MHP hükümeti bir bütün olarak Kürt sorununun bir parçası olarak Kürt meselesinde içine girdiği bu şiddeti esas alan, savaşı esas alan, imhayı esas alan siyasetin bir parçası, hatta bir ön aşaması olarak tecidi bu karanlık sürecini uygulamaya soktu. Dolayısıyla bir bütün olarak Kürtlerle ilgili gelişen tüm politik meselelerin aslında bu tecidle bağlantısı olduğunu ve tecidin zaten Kürt meselesine girilen yoldan dolayı bu kadar karanlık bir noktaya geldiğini ifade edebilirim. Dolayısıyla aslında meseleyi elbette hukuk yanı olan ama önemli ölçüde politik bir mesele olarak algılamak ve mevcut AKP-MHP hükümetinin, mevcut devletin Kürt halkına reva gördüğü yeni siyasetin merkezine de bu tecidi ele almak daha mantıklı bir yaklaşım olacaktır. Avukat görüşlerini ele alalım. Örneğin 27 Temmuz 2011'den bugüne kadar yani 13 yıldır avukat görüşü yapılmadı. Onun bir istisnası 2009 yılında yapılan 5 görüşmedir. O kısa bir dönem içerisinde 5 görüşme yapıldı. Ama onu saymazsak yani bu 13 yıl boyunca avukat görüşmesi yapılmadı yani. Şimdi 2016'ya kadar avukat görüşünün yapılmamasının bir gerekçesini ortaya koymadılar. Yani hava muhalefeti ya da işte gemi bozuk gibi iddialarla yani 2011'den 2016'ya kadar avukat görüşlerinin yapılmamasının gerekçesini hava muhalefeti olarak ya da gemi bozuk olarak ifade eden bir zihniyetle karşı karşıya kaldık. 5 yıl boyunca İmralı'ya gitmek için hava muhalefeti olduğunu iddia etmek ya da 5 yıl boyunca
işte geminin bozuk olduğunu iddia, oraya giden gemilerin, ulaşım araçlarının bozuk olduğunu iddia etmek aslında insan aklıyla alay etmektir yani. Orada çünkü bine yakın güvenlik görevlisi, işte asker, gardiyan, bine yakın insan var. Onlara günlük olarak zaten onların tüm yiyecek içecekleri dışarıdan giriyor. Yani bu bilinmesine rağmen yani hükümetin, savcılığın, Adalet Bakanlığı'nın verdiği gerekçe buydu. Yani bu yaklaşım zaten meseleyi meselenin mantığını ortaya bir koyuyor. Yani söz konusu Sayın Öcalan olduğunda, söz konusu Kürt meselesi olduğunda devlet aklı yani size bir gerekçe gösterme ihtiyacı bile duymuyor ya da en akıl almaz, en insan aklıyla alay eden mantığı bir gerekçe olarak ortaya sunuyor. Dolayısıyla yani bu avukat görüşleri üzerinden bile ele alsak aslında bu meselede en azından devlet pratiğine baktığımızda, hükümetin pratiğine baktığımızda bu meselede hukuksal bir refleksle hareket etmediğini, yaptığı pek çok şeyde olduğu gibi burada hukuki bir izaha ihtiyaç duymadığını söyleyebiliriz. 2016'dan sonra 15 Temmuz meselesinden sonra olağanüstü hal yürürlüğe girdi ve olağanüstü hal hukuku tüm Türkiye'ye uygulandı. Dolayısıyla olağanüstü hal süreci içerisinde İmralı'da yapılan uygulamalar da kararnamelerle tüm Türkiye cezaevlerinde yürürlüğe girdi. Yani İmralı sistemi, oradaki uygulamalar 2016'dan itibaren aslında tüm Türkiye siyasi ve hukuki alanına uygulandı. Daha genişletildi. Ondan o günden itibaren yani o halde çıkarılan kanun hükmündeki kararnameler ve yasaları gerekçe göstererek bugün avukat aile görüşü yapılmıyor. Yani ondan önce de dediğim gibi yani hiçbir gerekçe söylemeye ihtiyacı bile duyan bir yaklaşımla karşı karşıya değiliz. Yani tecidi çok metazori, çok siyasi bir yaklaşımla ve hiçbir etik, hukuk, insani, uluslararası değeri hesaba katmadan, dikkate almadan uygulayan bir devletle, bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu da ifade etmem gerekiyor. Yani zaten bu yaklaşımdan dolayı ki yani sadece İmralı'da değil, bir bütün olarak Kürt halkının yaşadığı tüm alanlarda benzer ağır yaklaşımlarla, sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Şunu söyleyeyim, 99 ve 15 Şubat 99'dan bugüne kadar, yani konuştuğumuz bugüne kadar Sayın Öcalan'la ilgili iç hukukta yani Türkiye içerisinde yani gerek infaz hakiminden başlayarak savcılığa yaptığımız başvurulardan başlayarak ta Anayasa Mahkemesi'ne kadar tüm iç hukuk süreci içerisinde binlerce başvuru ve dosya olmasına rağmen bir tek pozitif bir karara rastlamış değiliz yani. Yani hukukun rolünü anlamak açısından bunu da yani ifade etmek istedim yani. Yaklaşık 25 yıllık bir süreçle karşı karşıya 25 yılda yapılan binlerce iç hukuk başvurusundan bir tek olumlu karar bile alınmış değil. Yani hukukun ne kadar etkisiz olduğunu İmralı söz konusu olduğunda, Sayın Öcalan ve arkadaşları söz konusu olduğunda yani hukukun işlemediğini bir örnek ona bir örnek olarak da bunu ifade edebilirim. Ama onun dışında uluslararası hukuk alanında özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlar var, ihlal kararları var. 2005 yılında ve Sayın Öcalan'ın adil yargılanmadığına dair karar verdi. 2014 yılında İmralı'daki uygulamaların 3. madde yani işkence yasağına karşı olduğunu ifade etti. Yine ağırlaşmış müebbet hapsinin işkence yasağının ihlali olduğunu söyledi ve umut hakkı gereği 25 yıllık bir süre içerisinde yani yeniden gözden geçirmesini ifade etti. Yine Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne yapılan başvuruda komite bir tedbir kararı vererek Sayın Öcalan'ın avukatlarıyla görüştürmesini Türkiye'den talep etti. Uluslararası hukuk alanında pozitif kararlar var tabii ama burada da temel mesele sizin de ifade ettiğiniz gibi bu kararları ciddiye almayan bir yaklaşım, bir devlet yaklaşımıyla karşı karşıyayız. Yani bahsettiğim bu dört tane ilk aklıma gelen bu dört temel uluslararası hukuk kararını bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti uygulamadı, dikkate almadı, zamana yaydı ve zamana yayarak boşa çıkarmaya çalışıyor. Burada temel soru şudur, yani Türkiye'nin yaklaşımını gerek iç hukuk içerisinde gerekse uluslararası hukuk kararlarını uygulamaması bağlamında anlayabiliyoruz, bunu eleştiriyoruz, zaten bunu ifade ediyoruz. Ama meselenin ikinci boyutu bu uluslararası hukuk kurumlarının kararlarını uygulamakla sorunu olan siyasi mekanizmaların tutumudur yani. Bu örneğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamakla sorumlu olan bir organ var. O da Avrupa Konseyi'nin.
Bakanlar Komitesi'dir. Yani Bakanlar Komitesi bu kararları uygulanmasını takip etmekle sorumludur. Ama bugüne kadar görevlerini yerine getirmemiştir. 2014'te Umut Hakkı ile ilgili bir karar verildi. Ancak 7 yıl sonra Bakanlar Komitesi onun gündemine aldı ve bugüne kadar da herhangi bir gelişme kaydetmiş değil. Buna ek olarak şey de söyleyeyim. Yani CPT'nin de hani bugüne kadar 9 kez gittiği 8 tane rapor da yayınladı. O raporlarda da yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uyması gereken bazı tavsiyeler de var. Onlar da uyulmuyor. Yani şimdi tabii CPT de Avrupa Konseyi'nin bir organı. Dolayısıyla onun raporlarında dile getirdiği tavsiyeler uyulması konusunda da konsey bir yaklaşım sergilemek durumunda. Toplamda baktığımızda bu mekanizma esas itibariyle siyasi bir mekanizma. Avrupa Konseyi, ya Avrupa'ya 47 ülkenin bir araya gelmesiyle oluşuyor ve Bakanlar Komitesi Avrupa Konseyi Dışişleri Bakanlarından üye ülkelerin Dışişleri Bakanlığından oluşuyor. Dolayısıyla bu siyasi mekanizma bu meselede Türkiye ile bir uzlaşı içerisine giriyor. Yani bunu ancak böyle tarif edebiliriz. Yani bu hukuk mekanizmalarının kararlarını uygulamakla yükümlü olan mekanizma aslında siyasi bir mekanizma. Bu açıdan belki şunu tartışmamız gerekiyor. Yani Avrupa'nın Türkiye yaklaşımını, özellikle Kürt meselesi üzerinden Türkiye'ye nasıl yaklaştığını bunu ifade etmek gerekiyor. Zaten uzun bir zamandır Türkiye Avrupa ile ekonomik ilişkilerini sürdürmekle birlikte yani siyasi alanda da yani zaman zaman gerilim de yaşıyor. Ama bu gerilimlerin hiçbiri örneğin insan hakları, hukuk, Avrupa İnsan Hakları Konseyi'nin kararlarının uygulaması gibi konularda da gelişmiyor. Yani burada tabii bizim temel alanda sorunu tutabileceğimiz ana güçlerden bir tanesi Avrupa Konseyi'nin işte genel sekreterinden Bakanlar Komitesi'ne kadar onun yürütme gücüdür. Bunu tabii eleştiriye tabii tutmamız gerekiyor ve zaten burada yapılan çalışmalarda da ağırlıklı olarak bu siyasal mekanizmalara karşı da bir tutum sergileniyor. Yani Türkiye'yi eleştirdiğimiz kadar Türkiye'nin bu konudaki muhataplığını, sorumluluğunu birinci derece sorumlu olmakla birlikte CPT gibi, işte Bakanlar Komitesi gibi Avrupa Konseyi'nin mekanizmaları da en az Türkiye kadar sorumludur. Üzerine düşen sözleşmelerden kaynaklı üzerine düşen görevlerin yerine getirmedikleri için, bu konuyu ciddiye almadıkları için, bu konuyu önemli görmedikleri için ya da bu konuyu bilinçli olarak bu konuda tutum almadıkları için onlar da en az Türkiye kadar elbette sorumludurlar yani. Ekim'de 2022'de başlayan bu bahsettiğiniz hamle süreci, kampanya süreci tabii daha özgün bazı yanlara da sahip. Özellikle bu kampanyayı başlatanlar zaten yani uluslararası bu dayanışmayı ortaya koyan güçler, internasyonel güçler, değişik halkların milletvekilleri, siyasetçileri, aydınları, sanatçıları, aktivistleri bu kampanyayı başlattı. Yani şu an içinde bulunduğumuz bu aktivizm halini başlatan aslında Kürtler dışında Kürtlerle dayanışan, onların dostları, internasyonel dayanışmada bulunan Sayın Öcalan'ın savunmaları üzerinden onunla bağ kuran, onun yarattıkları üzerinden onunla bağ kuran insanlar. Yani bu içinde bulunduğumuz kampanyanın böylesi bir önemli bir karakteri de var. Dolayısıyla bu kampanyayı kendileri onlar başlattıktan itibaren işte Kürt toplumu da zaten sürekli bir tempo içerisinde olduğu için Avrupa'da bu eylemlikleri de devraldı ya da sürdürüyor. Ama aynı zamanda bu bahsettiğimiz diplomatik, entelektüel çalışmalar da burada devam ediyor. O kesimde de katarak devam ediyor. Sonuçta şöyle bir şey söyleyebilirim tabii. Bugün Sayın Öcalan'ın içinde yaşadığı tecrit koşulları, onun özgürlüğü ve tabii bununla da bağlantı olarak Kürt meselesinin demokratik çözümü artık yani küresel dayanışmanın da bir merkezine oturmuş durumda. Onun önemli bir parçası olmuş durumda. Bunun da önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. İşte Ekim ayından itibaren başlayan bu hamle içerisinde Avrupa'da işte 10 Aralık'ta işte Sayın Öcalan'ın kitaplarının, eserlerinin okunduğu işte değişik etkinliklerle devam etti. Bugün de sürekli işte panellerle, yürüyüşlerle, işte okuma günleriyle, kartpostal göndermeyle Sayın Öcalan'a özellikle Avrupalıların öncülüğünde bu tür etkinlikler devam ediyor. Yani aslında gündelik olarak bir tempo içerisindedir Avrupa'daki toplum, hem Kürt toplumu hem de dostları. İşte çok yoğun halk toplantıları, paneller, Sayın Öcalan'ın özgürlüğü ve tüm bu meseleler burada da
tartışılıyor ve bunlar da bir eylemle de dönüşüyor. İşte bu Şubat ayı tabii aynı zamanda komplonun da yıl dönümü olduğu için eylemlerin de yükseldiği bir döneme denk gelecek. Yani her taraftan uzun yürüyüşler, bölgesel yürüyüşler, gençlerin, enternasyonelerin katılımıyla yapılan yürüyüşler. Onun dışında 17 Şubat'ta tabii Köln'de çok büyük bir Avrupa çapında belki yüz binleri hedef alan bir yürüyüş ve miting çalışması sürüyor. Bu arada tabii işte bu uluslararası kesimler işte yer yer heyet olarak işte Türkiye'ye gittiler, gözlemlerde bulundular. İşte onların dönüşte yaptıkları etkinlikler, açıklamalar var. Bundan sonra gidecek heyetler de aynı süreci yaşayacaklar, gözlemlerini gelip burada aktaracaklar. Bu bir süreç tabii. Yani biz Türkiye'nin bu meseleyi niye yaptığını, 34 aydır bu ağır tecridi niye sürdürdüğünü, Kürt halkının yaşadığı her anda niye büyük bir zulme uğrattığını biliyoruz. Yani 2015'ten bu yana sürdürülen bir çökertme planı da var. Ama Kürt halkı da buna karşı büyük bir direniş içerisinde, hayatın her alanda, Kürtistan'ın her parçasında. Bu direnişin en önemli parçalardan bir tanesi de Sayın Öcalan'ın tecridine karşı çıkmak ve onun özgürlüğünü de savunmaktır. Yani bu konudaki mücadele geliştiği ölçüde, yani bu çökertme planı da mevcut AKP MHP hükümetinin Kürt halkına yürüttüğü bu zulüm siyaseti de son bulacaktır diye düşünüyorum. Bu bir süreç işi, bir mücadele işi. Ve bugüne kadar ortaya koyduğumuz çaba da direniş de son derece önemli. Yani Türkiye gibi çok önemli bir güce karşı yıkılmadan böyle muazzam bir direnişle bu mücadeleyi sürdürmek son derece saygın bir yaklaşım. Yani bunu söyleyebilirim. Tüm halkımızın, dostlarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın bu mücadele içerisinde çok daha aktif bir şekilde yer alarak bu zulüm siyasetine son verecek süreci daha hızlandırmalarını isterim, talep ederim.